Türk televizyonlarının ilk kahramanlık hikayesi Akıncı'da serüven hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta Dizi TV'de yapımın birbirinden değerli oyuncularıyla hikayedeki son durum, karakterleri ve ekibi konuştuğumuz keyifli röportajlara şahit olacaksınız. Yapımın sevimli karakterleri Filiz ve Orhan seyircinin birlikte görmeyi çok sevdiği bir ikili. Buluşma maceralarından bile ayrı bir dizi çıkabilecek olan Filiz ve Orhan'ın akıbeti ne olacak merak ediyoruz. Bence ilişkileri aslında çok güzel olabilecek bir ilişki. Bir kere Orhan çok ağır başlı Filiz'e göre. Bu da dengeyi sağlıyor ilişkilerinde. Fakat Orhan'ın o gizli yapısı, karakteri ve ondan sakladığı, herkesten sakladığı yönünü öğrenince işte o Karadenizli damarı tutabilir diye düşünüyorum Filiz'in. Filiz Hanım kusura bakmayın, uyuyakalmışım da kabus görüyordum. Sonra bir kalktım siz. Ne görüyordunuz ki bu kadar? Sizi. Nasıl yani? Bildiğiniz öldürüyordunuz beni. Takır takır infaz ediyordunuz. Ben kabusum sizin için. Yo yo yo. Benim gibi biri kabus. Hayır. Çok güzel ya, harika. Bir dakika gitmeyin, bari yemeği bıraksaydınız. Yani alt tarafı birkaç dakika beklettim sizi. Pardon, affedersiniz. Birkaç dakika derken tam 43 dakikadan bahsediyoruz. Ha, siz ince ince hesapladınız 43 dakikayı. Ondan sonra dediniz ki ben yeri geldiğinde lafımı sokarım nasılsa, öyle mi? Estağfurullah, ne alakası var Allah aşkına, bırakın lütfen. Orhan Bey ya, siz hayatınızda hiç bekleten kadın görmemişsiniz. Belki de siz hiç bir kadın... Pardon? Filiz karakterine hayat veren Ayça Ertuğrul'a Tolga Tekin eşlik ediyor. Aralarındaki uyum aşikar ama biz başarılı oyuncu Tolga Tekin'e de sormak istiyoruz. Ayça Ertuğrul'un partneriniz olarak sizi o kadar çok eğlenerek izliyoruz ama ki. Ama normalde hiç sevmiyorum kendisi. Onu soracaktım aslında. Normalde nasıl uyumunuz? Çok iyi maşallah. Yani Ayça'yı tanıdığıma çok çok mutluyum. Çok keyif alıyoruz. Çekim yaparken de çok keyif alıyoruz. Bu da zaten sahnelere yansıyor ister istemez. Ne kadar eğlenirseniz seyirci de o kadar eğlenir. Peki. Ben de o zaman... Kafaya takmıyoruz. Nazar çıktı diyelim. Nazar. Filiz... Pardon, lafınızı kestim, buyurun. Hayır canım, kesmediniz, olur mu öyle şey? Yani bir aynı anda lafa girdik zaten. Eğer ben cümleye başlasaydım ve siz kesmiş olsaydınız teknik olarak kesmiş oluyordunuz ama aynı anda lafa girdiğimiz iş... Hacer karakteriyle sevdiğimiz başarılı oyuncu Berrak Kuş'un yanındayız. Hacer yakın zamanda eşi Kemal'in başka bir kadından kızı olduğunu öğrendi. Oldukça zor bir durum olsa gerek. Zor. Çok zor bir durum. Berrak olarak bilmiyorum aynı tepkiyi verir miydim. İşin içine çocuk girince her şey değişiyor. Bütün dünya değişiyor. Annelik bu olsa gerek. Herhangi bir çocuk... Başka birinin çocuğu da olsa her şey değişiyor kadın için. Onu çok iyi anlıyorum. Empati kuruyorum. Belki böyle davranmayabilirdim. Ama Hacer bir tane. Çok seviyorum. Onur'a mı gideceksin? Evet. Ben valisini hazırlarım. Bir memur gönderir aldırırsın. Komiser Kemal'e hayat veren Erkan Bektaş'a da sormak istiyoruz. Ne olacak bu Komiser Kemal'in hali? Bence pozitif olacak. Sanırım yani kendi karısı hala boşanmadığı Hacer'le aralarındaki ilişkinin düzeleceğini düşünüyorum. Emin değilim, daha bilmiyoruz. Ama hani bu kadar yoğun çalışan bir adam ufacık bir çocuğa kendi başına nasıl bakar? Biraz zor. Evet, çocuğun bir aileye ihtiyacı var, orası kesin. Ama bu nasıl çözülecek şu an ben de bilmiyorum. Ne zaman bizim eve geleceksin? Bundan sonra her gece sizin eve geleceğim. Tamam mı? Tamam. Akıncı setinde taşkın komiser karakteriyle izlediğimiz Mustafa Açılan'a rastlıyoruz. Dizi TV'ye hoş geldiniz. Bugün burada setimiz yoktu ama arkadaşlarınızı ziyarete geldiniz sanırım, değil mi? Evet, ben normalde burada oturuyorum. Kuzguncuk'ta, o yüzden öyle bir ziyarete geldim. Set kahvesini özlemişim. Set kahvesi içiyorum. Sevgili Mustafa Açılan, repo gününüzde sete geldiğinize göre anlaşılan ekip arkadaşlarınızı çok seviyorsunuz.
Öyle bizim bu yani farklı bir ilişkimiz var. Çünkü Ürgüp'te Maria Mustafa işinde de beraberdik. Yani setteki herkes tanıdık. Farklı bir ekip değil. Biz orada aile gibi olmuştuk. Çünkü 7 gün 24 saat hep beraber yaşamıştık aynı otelde. Bir aile gibi olduk ve bu hala devam ediyor. Orası bitmez bu iş. O yüzden böyle sıcak bir ortam var ve çekiyor beni hep. Boş zamanlarımda da geliyorum gerçekten. Çatıdan düştükten sonra ne olduğunu bulabildiniz mi? Bütün mobese kayıtlarını inceledik. Fakat olay yerindeki tüm kameraların kayıtları silinmiş ne hikmetse yani. Tesadüfe bak. Ya sen neden emniyete gelip her şeyi anlatmıyorsun bize ha? Çünkü açık havada olmayı seviyorum. Bak seninle bir anlaşma yapalım. Bak sana söz veriyorum. Sana çok adil davranılacak. Akıncı setinde yapımın başrol oyuncusu Büşra Develi'nin yanındayız. Güzel Yıldız'a ilk sorumuz, projenin başlangıcından bu yana nelerin değişti? Vallahi çok şey değişti. Bambaşka bir dizi oldu adeta diyebilirim. Yani biz 15 Ağustos gibi sete çıktık. 10 kaçındayız ayın kaçı? Yine Nisan'ın ortalarındayız. Bayağı bir zaman geçti. Dizi çok evrildi kendi içinde. Karakterler kendi içinde çok evrildi. Akıncı kendi içinde çok evrildi. O yüzden aslında şu anda bir de ekstra büyük bir değişimlerden geçiyor diyebilirim. Sohbetimize bir anda yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız da dahil oluyor ve ortalık şenleniyor. Soruları ben, sen bana sormak ister misin? Sorumuz ne kaldı? Ne kaldı sorumuz? Nergis karakteri. Evet, sen sorsana soruları ya. Günlerden geçiyor, bunun üstesinden gelebilecek mi diye soracaktım bu zorlu günlerin. Evet, Develilerim Büşra. Nergis karakteri bugünlerde çok acılar yaşıyor. Çok zor günlerden şimdi geçiyor. Kardeşi katledildi malum. İkisi de birden bu acılar. Ne söylemek istersin? Öncelikle bütün bunlardan Fatih benim sorumu tutmasaydı belki acımı daha sağlıklı bir şekilde yaşayabilirdim. Senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli. Kendini de sevdiklerini de tehlikeye atıyorsun demiştim. Bak şimdi ikimizin de kardeşi burada yatıyor, nasıl? Sen beni mi suçluyorsun ya? Kendimi suçluyorum, kendimi. Sonuçta Akıncı geldi seni kurtardı değil mi? Ama Akıncı benim kardeşimi kurtarmadı değil mi? Çünkü Akıncı o kadar meşgul ki seni kurtarmakla. Benim kardeşimi kurtaramadı değil mi? Ha Nergis? Anlaşılan Büşra Develi, Nergis'i üzen olaylardan ötürü Şükrü Özyıldız'ın karakteri Fatih'e biraz kızgın. Ama Şükrü Özyıldız olayı oldukça felsefik bir yerden bağlıyor. Yine de işte insan bir vazoyu kırıp attığında tekrar birleştirdiğinde nasıl ki eski haline gelmiyorsa Nergis de öyle kırıldı Fatih. Bir Japon felsefesi der ki kırık vazolar her zaman daha değerlidir. Çünkü burada gerçekten ne bir dakika o felsefede vazoları altın. Herkes biliyor onu, gördü. Siz biliyorsunuz aynı. Altın baraklarla yaparlar. Çünkü o bir yaşanmışlık demektir. Ayrıca affetmek erdemdir. Erdemli olmayı seçebilirsin. Çok benim teşekkür ederim bu hayat dersi için. Sevgili Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi arasındaki esprili sohbet devam ediyor. Şükrü Özyıldız, gönüllü dizi TV muhabirliğinde oldukça başarılı. Akıncı'da genel olarak hoşunuza giden objeler, kişiler, şeyler, olaylar. Fatih karakterini çok seviyorum. Öncelikle. Wow. Senden bağımsız. Bence Fatih çok tatlı bir insan. Keşke benim de senin gibi normal bir hayatım olsaydı. Öyle demek istemedim. Ya daha önce hayatında hiç heyecan yoktu demiştin bana. Tamam demiştim ama... Bak bir dakika. Gerçekten bana biraz şans tanı. Bence ben senin sandığın kadar sıkıcı bir insan değilim. Şurada biz bizeyiz. Bizden laf çıkmaz. Yine olsa birlikte bir projede yer almak ister misiniz? Çok isterim. Şeytan görsün onu. Çok isterim. Çok isterim. Çok isterim. Ben de isterim gerçekten. Bizim için çok keyifli bir gündü. Başta Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi olmak üzere tüm Akıncı oyuncularına teşekkür ediyoruz. Dizi TV izleyenlere ne demek istersiniz? Sen mikrofonu aldın şu an, eline sazı. Şu an ben tamamen troll. Sen ne dedin? Ben diyeceğim mi dedim. Sıra sende. Çok teşekkür ederim bu tuhaf röportajı izlediğiniz için diyebilirim.